Adım Abdullah bin Osman'dır. Adım gülün dostluğunda ormandır. Herkes beni Ebu Bekir olarak bilir. Çünkü o aleyhisselam beni Ebu Bekir olarak andı. O alemlere rahmet son nebi olandı. O ki Ahmet'tir. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed'dir. Onunla tanıştığımda henüz 18 yaşında bir insandı. Tanışmamız Abdullah bin Cüd'ad'ın evinde yapılan Erdemliler Hareketi anlamına gelen Hilf-ül Fudul'da oldu. Toplanmıştık. İçeri o girdi. Duruşu, gülüşü, vakur yürüyüşü, güvenilirliği ve sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Efendim, o gün içime doğan sevgin hiç bitmesin istedim. O gün kurulacak dostluk sonsuzluk boyu devam edeceğini bilemedim. O ki duruşu insana yardımdan yana, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Ben okuma yazma bilir, ticaretle uğraşırdım. Efendim okuma yazma bilmez, kalem tutmaz, amcasının develerini güterdi. Mekke'de sevilen ve sayılan, hürmet gören bir makamdaydım. Çok kez Ahmet'imi ziyaret eder, bir ihtiyacı olsa yardıma koşardım. Dostluğumuz göklerde yazılmış, dostluk adına yollar adanmıştı. Bir gün Hazreti Hatice ile evleneceğini, amcasının durumu olmadığı için biraz zorlandığını duyduğumda hemen yanında beni bulmuştu. O yüzüme bakıp içten gülümsemesi kalbimin duvarlarına vurmuştu. Ah Ahmet'im, gülden öte gül Muhammed'im. Yıllar boyu devam etti dostluğumuz. Bir zaman sonra artık insanlardan uzak yaşamaya, Nur Dağı'nın Hira mağarasında kalmaya başlamıştı. Gecesini gündüzünü orada geçiriyordu. Şehre indiğinde mutlaka beni ziyaret eder, sohbet ederdik. Ta ki bir pazartesi gecesi verildi narin omuzlarına Kur'an yükü. Emredildi okuma bilmez bedenine oku emri. Sen okuma bilmezsin efendim. Nasıl da korktum belki de o gece. Titreyerek, koşarak evine, saadet yuvana koşmuştum. Peygamberlik bildirildi. Tevhid güneşi gönlüne indirildi. Kalk örtüsüne bürünen peygamber. Kalk ve uyar insanları. Habibin sana en yüce makamdan seslendi. Bu olanlardan haberim yoktu. Bana geldiler. Ey Ebu Bekir, dostun peygamberlik iddia ediyor. Atalarımızın dinini yok sayıyor. Git onunla konuş, bu konuşmalarından vazgeçsin dediler. Seslerinden anladım ki incitmişlerdi onu. Gül yüzüne hakaret etmişlerdi. Anlamamışlardı. Dinlememişlerdi onu. Onlara bunu size o mu söyledi diye sordum. Bela. Evet dediler, doğrudur. Dedim ki o halde o söylediyse doğrudur. Thank you.
Hicret başlamıştı. Müslümanlar akın akın Medine'ye gidiyordu. Ben ve Ahmet'im kalmıştık. Hazreti Ali'yi yatağında yatırıp müşriklerin arasından hiç görülmeden geçmiş, Sevr'in zirvesine kadar çıkmıştık. Aleyhisselam'ın yoldaşlığı çok başkaydı. Alnı terliyordu. Yorulmasın diye terini dahi ben siler, ona yardım ederdim. Yardım yapılmayacak noktada edilen değil, yapılacak noktada bile yanında olmaktır. Yoksa o, alemlerin Rabbinden başka kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan bir peygamberdi. O, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Yorulmuştu alemlerin sultanı. Ufak bir mağaraya girdik. Hemen ne kadar delik varsa bezle, paçavrayla kapattım. Bir delik boşluk kalmıştı ki, onu da topuğumla basarak kapattım. Yorgunluktan kucağımda uyuyakalmıştı. Her yeri gizledim ama gizlenememiştim. Ona her bakışımda Allah diyor, dudak ısırıyordum. Öyle bir Allah diyordum ki, ah der gibi, Allah'a ahı niyaz eder gibi. Başını okşuyordum. Anam diyordum. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Keşke hayatta olsalardı da feda etsem senin uğruna. Bir canım var, ah ki paramparça parçalasalar senin uğruna. Mağaranın girişine bir güvercin yuva yapıyor. Bir örümcek ağ örüyordu. Örümceği kendime, güvercini peygamberime benzetmiştim. Bense örümcek gibi ağlar kuruyorum, güçsüz. Kendi gücü kadar ağlar kuruyorum, güvercinin yuvasına zarar gelmesin diye. Oysa bir rüzgarda savruluyor örümcek ağ. Nasıl korusun koskoca yuvayı? İnanç işte. Bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamakla bir olur mu hiç? Küffar gelecekti mağaranın yanına. Güvercin yuvasını ve örümcek ağını görünce, bunlar bozulmadan içeri giremezler. Burada yoklar belli ki deyip gideceklerdi. İşte, bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamakla bir olur mu hiç? Uyuyordu kucağımda. Dudaklarımı ısırmaktan gözlerimden yaş akıyordu. Her yeri gizledim ama ben kaderden gizlenememiştim. Topuğumla kapattığım delikten yılan sokmuş, zehir kana karışmaya başlamıştı. Beni zorluyordu. Ama onun uykusunu bölmüyordum yine de. Gözlerimden bir yaş düştü yüzüne. Ne oldu ey Ebu Bekir? Diyerek uyandı. Yılan dedim. Ey Allah'ın Resulü, yılan ayağımı soktu. Ayağımı ovalayıp tükürüğüyle yarayı sıvazladı. 3 gün orada baş başa kaldık. Kime nasip olur ki başka? 100 yıllar sonra gelecek insanlar bile bu 3 gün için neler yapmazlardı. Nasıl bir dostluk ki tüm Mekke peşindeyken tek bir dosta güvenip yola çıkmak. İnsanlar benim gibi bir dost edinmek istediler kendilerine. Evet, benim dostluğum büyüktür. Ama Resulullah'ın dostluğu daha büyüktür. Vakit Kaylule vakti. Tüm Medine sokaklara dökülmüş, gelişimizi bekliyorlar. Defler çalınıyor, şiirler söyleniyor. Bir bayram havasında halk nidalar ediyor. Hasan bin Sabit atıldı öne. Tüm insanların duygularını şiir etti söze. Ay doğdu dedi, ay doğdu üzerimize. Veda tepelerinden.
şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen hem aysın, sen Süreyya ışığısın ey sevgili ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davette geldin. Sen bu şehre şeref verdin ey sevgili, hoş geldin. Ey gül dostum, hoş geldin. Adım Abdullah bin Osman'dır. Adım gülün dostluğunda olmandır. Ama herkes beni Ebu Bekir olarak bilir. Çünkü ben Resulullah'ın dostu, develerin babası Hazreti Ebu Bekir.